Bismillahirrahmanirrahim. 7 Ekim Aksa tufanıyla başlayan süreç, evet, 50 gün geride kaldı. Bizler de Dicle ilçesi Hıdapar teşkilatı olarak Gazze'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmama adına ve Filistin'de yaşanan olayları gündem etme adına bir stand açtık. 15 Kasım'da açtığımız standımız ta 30 Kasım'a kadar devam edecek inşallah. Malumunuz bir şeyler uzun sürünce gündemden düşebiliyor ama bizim gündemimiz Gazze, Filistin, oradaki kardeşlerimiz, mücahit kardeşlerimiz, oradaki kardeşlerimiz ve halkımız. Çünkü bizler bir parçayız. Ümmetin, evet, değişik coğrafyalarında olsa bizler bir vücudun azalarıyız. Bu manada bizler Filistin'i, Gazze'yi gündemde tutmak için gerek resim sergisi, gerek sesli cihazlarla, gerek boykot, sürekli boykotu gündeme getirmekle bu işi, evet, elhamdülillah Müslüman halkımız olarak bu işin takipçisiyiz, kardeşlerimizin yanındayız. İsrail zulmünü, melanetini, soykırımını tel'in etme noktasında elimizden ne gelirse yapıyoruz. O kardeşlerimizin o sıkıntılarından kurtululması için elimizden ne gelirse biz Hıdapar olarak varız. Bir de teşkilatı olarak da 7 Ekim'den beri çeşitli etkinlikte gerek basın açıklamaları, gerek kermeslere katılım, gerek gıyabi cenaze namazına katılım, gerek işte boykotu gündem etme, oturduğumuz yerlerde bununla ilgili olarak Dicle'mizde ne elimizden geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah Teala Filistin özgürlüğüne vesile kılsın. Gazze'deki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile kılsın. Oradaki mücahitler, mücahit kardeşlerimizin yanındayız. Sonuna kadar yanındayız. Ve bu mücadelede Filistin özgürleşene kadar, Mescid-i Aksa özgürleşene kadar biiznillah bizler o kardeşlerimizin destekçisi olacağız. O kardeşlerimizle beraber hareket edeceğiz. Allah bizden razı olsun. 15 Kasım itibariyle başlatmış olduğumuz standımız vatandaşlarımızın işte gelip görebileceği katliamdaki resimlerdir. Oradaki mücadeleyi yansıtan resimlerle devam ediyor. Bir diğer taraftan da Yetimler Vakfımız, Türkiye genelinde Gazze Acil Yardım Kampanyası diye bir kampanya da başlatmışlar. Onlar da yanımızda. Onlar da bu manada kumbaralara, işte Gazze'deki Müslüman kardeşlerine yardım etmek isteyen vatandaşlarımız noktasında aracılık yapıyorlardı. Bizler Hıdapar olarak, Dicle Hıdapar olarak 30 Kasım'a kadar bu standımızı inşallah açık tutacağız. Ve bu standa inşallah bir iki gün sonra da sinevizyon gösterimleri de olacak. Gerek işte resim sergileri, gerek de boykotu hatırlatan unsurlar. Çünkü biz İsrail boykotunu da sürekli gündemde tutuyoruz. O malların tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü o mallar kardeşlerimize kurşun olarak, bomba olarak gidiyor. Bizler de inşallah bu konuda duyarlılığı devam edeceğiz. Ve 30 Kasım'a kadar ki standımıza bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bekliyoruz, sizleri bekliyoruz. Bu manada gelip işte hem resim sergisine hem de katkılarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Allah hepinize razı olsun. Evet, gördüğünüz gibi standımız burada, fotoğraflarımız var. Evet, o mezalimi, o zulmü yansıtan, soykırımı yansıtan fotoğraflarımız. Çoluk çocuk, bayan, kız çocuklarımız. Herkese burada görüyorsunuz. Evet. İşte çocukların içinde bulunduğu hali yansıtan fotoğraflar, harabeye çevrilmiş evlerimiz. Ve bir de bunun müsebbibi olan zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Bu zalimler için özellikle yaşasın cehennem, onları en alta alarak. Ve bu direnişe, bu Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna çalışan, başta Şehit Şeyh Ahmet Yasin, Allah rahmetiyle, gani gani rahmet etsin. Bir de Ebu Übeyde, bu mücahit kardeşlerimizin komutanı, buradan Dicle'den Gazze'ye selam gönderiyoruz. Bu vesileyle, bu stand vesilesiyle standımız inşallah devam edecek. Tabii standımıza dediğimiz gibi fotoğraf sergisiyle beraber özellikle gerek saatler, gerek de işte bir de burada bir yardım kumbaramız vardır. Gazze Acil Yardım Kumbarası. Vatandaşlarımız bu konuda gelip kendileri direkt atabilirler veya da bir şekilde oraya sosyal ağlar üzerinden yardımda bulunabilirler ki gerçekten de yardım noktasında da çok acil ihtiyaçlar var ve bunların da hakikaten ciddi boyutlardır. İnsani yardım noktasından inşallah bizler de bu konuda
karınca kadarınca ne elimizden gelirse inşallah Teala katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Milleti de bu konuda halkımızı da bekliyoruz. Allah'a standımız 30 Kasım'a kadar devam edecek. Biz tam çarşı merkezindeyiz. Özellikle pazarın bulunduğu merkez dediğimiz tam yüksek yerdeyiz. Buradaki standımız 30 Kasım. Sabah açıyoruz. Saat 8'den açıyoruz. Akşam saat 6'ya kadar, 18'e kadar buradayız. Gelmek isteyen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz inşallah buraya gelip gerek standımızı ziyaret edebilirler, gerek yardımları da bulunabilirler. Dışarı halkımız sağ olsun, Allah razı olsun. Yani biz gerek kermeste de bunu gördük. Sağ olsunlar, müftülüğümüz kermes düzenlemişti. Gerek standımıza ziyarette bulundular, katkıda bulundular. Biz inşallah Teala bu vesileyle köprü vazifesini görüyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Duyarlılık gösteren tüm kardeşlerimize Rabbim inşallah ecirleri kabul etsin. Onları darda bırakmasın inşallah. O mücadele eden kardeşlerimizi, o soykırıma maruz kalan kardeşlerimizin mesuliyetinden Rabbimiz böylelikle hepimizi kurtarsın inşallah. Yeah.